Fakat sen şimdi bana belki de çocuğu nasıl böyle bir lüks içinde yetiştirebildiğimi, ona seçkinlerin dünyasına özgü bu parlak ve neşeli hayatı nasıl sağlayabildiğimi soruyorsundur. Sevgilim, sana karanlıkların içinden sesleniyorum. Utanç duymuyorum. Bunu sana söylemek istiyorum. Fakat sakın korkma sevgilim. Kendimi sattım. Tam olarak sokak kızı veya fahişe diye nitelendirilenlerden olmadım. Fakat kendimi sattım. Zengin erkek arkadaşlarım, zengin sevgililerim oldu. Önce ben onları aradım, daha sonra da onlar beni aradılar. Çünkü bilmem farkına vardın mı hiç? Çok güzeldim. Kendimi verdiğim her erkek bana bağlanıyordu. Hepsi de bana teşekkür ettiler. Bana bağlandılar, beni sevdiler. Yalnızca sen, evet sevgilim, yalnızca sen beni sevmedin. Kendimi sattığımı itiraf ettiğim için şimdi benden nefret mi ediyorsun? Hayır, biliyorum, nefret etmiyorsun. Biliyorum, her şeyi anlıyorsun. Ve bunu yalnız senin için, senin öteki benim için, senin çocuğun için yapmış olduğumu anlayacaksın. Bir zamanlar o doğum evinin bir odasında yoksulluğun korkunç yanıyla tanışmıştım. Bu dünyada yoksul insanın hep ezilen, aşağılanan, kurban edilen insan olduğunu biliyordum. Ve senin çocuğunun, senin o parlak yüzlü güzel çocuğunun aşağılarda, sokağın buharları, çöplükleri, bayağılıkları arasında bir binanın avluya bakan odasının kirli havasında büyümesini istemiyordum. Ne pahasına olursa olsun bunu kabullenemezdim. İncecik dudakları sokakların diliyle, bembeyaz bedeni yoksulluğun o uyduruk çamaşırları ile tanışmamalıydı. Senin çocuğun her şeye sahip olmalıydı. Yeryüzünün bütün zenginliklerine ve rahatlığına kavuşmalıydı. Ve böylece tekrar sana, hayatın sana ait olan alanına çıkabilmeliydi. İşte bu yüzden, sadece bu yüzden sevgilim, kendimi sattım. Bu benim için bir fedakarlık değildi. Çünkü insanların genellikle onur ve ayıp diye adlandırdıkları benim gözümde önem taşımıyordu. Sen, yani bedenimle ait olduğum tek insan olan sen, beni sevmiyordun. O yüzden bedenime ne olacağı artık umurumda değildi. Erkeklerin sevişmeleri, hatta en içten gelen tutkuları bile iç dünyamın derinliklerini etkilemiyordu. Oysa onların aralarından bazılarına elimde olmaksızın çok saygı duydum. Ve kendi kaderimi hatırlarken onların karşılık görmemiş sevgilerine duyduğum merhamet yüzünden çoğu zaman sarsıldım. Tanıdığım erkeklerin hepsi bana iyi davrandılar, şımarttılar ve saygı duydular. Aralarında özellikle biri vardı. Yaşlıca ve karısı ölmüş olan bir konttu. Babasız çocuğun, senin çocuğunun. Triasunuma alınabilmesini sağlayıncaya kadar çalmadığı kapı kalmadı. Beni de kızı gibi seviyordu. 3 defa, 4 defa bana evlenme teklifinde bulundu. Kısacası bugün bir kontes olabilirdim. Tirol bölgesinde masallardaki gibi bir şatonun hanımefendisi olarak hiçbir sıkıntı çekmeden yaşayabilirdim. Zira o zamanlar çocuğun kendisini deli gibi seven, şefkatli bir babası, benim yanımda da sessiz, soylu, iyi yürekli bir kocam olurdu. Fakat kontun bütün ısrarlarına ve ret cevabımla ona çok acı vermeme rağmen yapamadım. Belki de bu bir çılgınlıktı. Çünkü aksi takdirde şimdi bir yerlerde sakin ve güvenlik içinde yaşıyor olacaktım. Ve sevilen çocuğum da benimle birlikte olacaktı. Fakat bunu sana itiraf etmekten neden kaçınayım ki? Kendimi herhangi birine bağlamak istemiyordum. Senin için her zaman özgür kalmak istiyordum. İçimin derinliklerinde, bilinçaltında hala o eski çocukluk hayalim yaşamaktaydı. Belki de günün birinde beni, yalnızca bir saat için bile olsa yanına çağırabilirdin. Ve sadece ihtimal olan bu bir saat uğruna her şeyi geri çevirdim. Sırf ilk çağrışında özgür olabilmek için. Zaten çocukluktan uyandığımdan beri bütün hayatım bir bekleyişten, senin iradeni bekleyişten başka neydi ki? Ve sonunda o saat gerçekten de gelip çattı. Fakat sen bunu bilmiyor, sezmiyorsun bile. O saat yaşanırken bile beni tanımadın. Zaten beni hiçbir zaman fakat asla tanımadın. Çünkü daha önce de sana sıkça rastlamıştım. Tiyatrolarda, konserlerde,
Luna Park'ta, sokakta, her defasında yüreğim ağzıma gelmişti. Fakat bakışların hep yanımdan geçip gitmişti. Çünkü dış görünüşüm açısından artık çok farklı biriydim. Eski ürkek çocuk yerini artık bir kadına bırakmıştı. Dediklerine göre güzel olan, hep pahalı elbiseler giyen, etrafı hayranlarla çevrili bir kadına. Bu durumda benim bir zamanlar yatak odasının puslu ışığındaki o ürkek genç kız olduğumu nasıl tahmin edebilirdin? Bazen birlikte olduğum beylerden biri sana selam verirdi. Sen teşekkür ederdin ve bana bakardın. Fakat bakışların sadece nazik bir yabancılıktı. Saygı duyan, fakat asla tanımayan, yabancı, dehşet veren, korkunç yabancı bakışlardı. Bir defasında hala hatırlıyorum. Artık neredeyse alışmış olduğum bu tanımama içimi yakıp kavuran bir acıya dönüşmüştü. Operanın locasında erkek arkadaşımla oturuyordum ve sen de komşu locadaydın. Uvertürün başlamasıyla birlikte ışıklar sönmüştü. Yüzünü artık görmüyordum. Yalnızca nefesini o ilk gecedeki kadar yakınımda hissediyordum. Ve elini localarımızın kadife yüzeyli parmaklarına dayamıştım. O ince, zarif elini. Ve içimde sevecen sarılışını bir zamanlar hissettiğim, onca aşık olduğum bu yabancı eli eğilip öpmek için bir arzu uyandı. Etrafımdaki müzik hep daha büyük duygu fırtınaları yaratarak dalgalanıyordu. İçimdeki arzu gittikçe daha tutkulu bir hal alıyordu. Kendimi kasmak, zorla geri çekmek durumunda kaldım. Dudaklarımı o sevgi dolu eline çeken gül çok büyüktü. Birinci perdeden sonra arkadaşımdan çıkıp gitmemizi rica ettim. Karanlıkta seni bu kadar yabancı ve bir o kadar da yakınımda hissetmeye daha fazla dayanamamıştım. Fakat o saat gelip çattı. Bir defa daha, son bir defa daha yıkıntılar altındaki hayatıma geldin. Bundan neredeyse tam bir yıl önce, senin doğum gününden sonraki gündü. Tuhaftı. Bütün o saatler boyunca seni düşünmüştüm. Çünkü senin doğum gününü hep bir bayram günü gibi yaşardım. Sabahın erken saatlerinde çıkıp beyaz gülleri satın almış ve her yıl yaptığım gibi senin unuttuğun bir saatin anısına sana yollatmıştım. Öğleden sonra oğlumla birlikte çıktım. Onu Demel Pastanesi'ne, akşam da tiyatroya götürdüm. Çünkü onun da bugünü anlamını bilmeksizin gençliğinden itibaren esrarlı bir bayram günü gibi kutlamasını istiyordum. Ertesi günü o zamanki erkek arkadaşım olan bürünlü genç ve zengin bir fabrikatörle buluştum. 2 yıldır birlikteydik. Bana tapıyor, şımartıyor ve daha öncekiler gibi evlenmek istiyordu. Oğlumu ve beni armağanlara boğmasına, biraz körü körüne aşkıyla da sevimli olmasına rağmen ötekilere yaptığım gibi ona da hep red cevabı veriyordum. Birlikte konsere gittik. Orada neşeli bir grupla karşılaştık. Ringstrasse'deki bir restoranda akşam yemeğini yedik. Ve daha sonra ben kahkahaların ve konuşmaların arasında dans edebilen bir kulübe, Taberin'e de gitmemizi önerdim. Normalde alkollü ve yapmacık bir neşe atmosferiyle dolu olan böyle yerleri gece kuşlarının mekan edindikleri yerler gibi itici bulurdum. Ve böyle önerilere hep karşı çıkardım. Fakat bu kez öneriyi ansızın ve farkına varmaksızın ötekilerin neşeli onaylarıyla mayalanan bir ortamda dile getirmeye beni zorlayan şey içimden yükselen kaynağı açıklanamaz ve sihirli bir güç olmuştu. Adeta orada beni özel bir şey bekliyormuşçasına içimde açıklanamaz bir arzu belirmişti. Herkes benim suyuma gitme alışkanlığıyla hemen ayaklandı. O kulübe gittik, şampanya içtik ve içimde bir anda daha önce hiç tanımadığım, bütünüyle çılgınca, neredeyse acı verici bir neşe doğdu. İçtim, içtim. Birbirinden bayağı şarkılar söylenirken ben de katıldım ve dans edip coşmaya kendimi neredeyse zorunlu hissettim. Fakat ansızın adeta yüreğime buz gibi veya kor sıcaklığında bir şey yapışıvermişti. Sarsıldım. Yanımızdaki masada sen, birkaç arkadaşınla birlikte oturuyordun ve bana hayranlıkla, aynı zamanda istediğini belli eden bir tavırla bakıyordun. Bu, hayatımı her zaman alt üst etmiş olan bakışlardan biriydi. 10 yıldan beri ilk defa bana yine benliğinin bütün o bilinçaltından kaynaklanan tutkunun iradesiyle bakmaktaydın. Olduğum yerde titredim. Havaya kaldırdığım kadehim neredeyse elimden düşecekti. Neyse ki
masadakiler içine yuvarlandığım kargaşayı fark etmediler. Kargaşa, kahkahaların ve müziğin gürültüsü içerisinde kaybolup gitti. Bakışın gittikçe daha yakıcı bir hal alıyor ve beni adeta bütünüyle ateş toplarının içine atıyordu. Fakat bilemiyordum. Sonunda, evet, en sonunda tanımış mıydım beni? Yoksa yeni, başka, yabancı bir kadın olarak mı tutkuyla istiyordun? Yanaklarımı kan basmıştı. Masadaki arkadaşlarıma dalgınlıkla bir takım cevaplar veriyordum. Bakışın yüzünden zihnimin ne kadar karıştığını herhalde fark etmiştin. Yanındakilere belli etmeden baş hareketiyle bana bir işaret verdin. Ve dışarıya, salona çıkmaya davet ettin. Sonra göze çarpar bir biçimde hesabı ödedin. Arkadaşlarına veda ettin ve çıktın. Fakat bu arada bana dışarıda bekleyeceğini söyleyen bir işaret vermeyi de ihmal etmedin. Soğuktan donuyormuş veya ateş nöbeti geçiriyormuşçasına titriyordum. Artık ne bir cevap verebiliyor ne de donmuş olan kanımı yatıştırabiliyordum. Tesadüf eseri tam da o anda siyah bir çift yere vurulan topuklarla ve tiz çığlıklarla iğrenç bir dans sergilemeye başladı. Herkes bakışlarını onlara dikmişti ve ben de o andan yararlandım. Ayağa kalktım. Erkek arkadaşıma hemen döneceğimi söyledim ve senin ardından geldim.